Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç renkten oluşan bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi dilerseniz daha fazla dilerseniz iki renkte de çalışabilirsiniz. Ben üç renk kullanmayı tercih ettim. Modelimizi bakınız her iki yönüyle kullanabiliriz. Hangi yön hoşunuza giderse iki yönüyle gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Battaniyelerimizde ve hatta bebek ceketlerimizde, yeleklerimizde çok hoş olabilecek güzel ve kolay bir model. Modelimizi kurmaya alttan başlıyoruz. Sonrasında birbirinin tekrarı olan sıralarımızı yaptıktan sonra bu güzel çalışmamız ortaya çıkıyor. Evet, hemen kolay gelsin diyerek modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için ben görmüş olduğunuz gibi lif ipini tercih ediyorum. Sizler kullanacağınız yere göre iplerimizi ve ona uygun olarak da tığlarımızı tercih ederseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız. Modelimiz gayet kolay. Örmesi de çok zevkli bir model. Hemen zincirimi çekiyorum. Ne örecekseniz o büyüklükte zeminimizi hazırlamak için ilk önce zincirimizi çekelim yani ilerliyorum yeterli ölçü gelene kadar biraz çekelim ve hemen modelimizi korumaya başlayalım biraz daha örelim çok sık çekmeyelim Evet şimdi yeterli uzunluğa eriştim ve geri saymaya başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 Tığımın başını doluyorum. 5. zincirimin içerisine geri dönerek saymıştım. Bakınız buraya girerek örüyorum. Bir bir trabzan yapıyorum. ve Bir tane trabzanı ördüm. Bakınız 5. zincirin içine. Şimdi trabzanımın yanına 2 tane daha aynı yere batarak trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Bir tane de geri dönerek oluşturduğum trabzan burası kenarımız olarak kalacak. Buradaki 3 trabzan ise modelimizin içinde devam edecek. Bir zincirin içerisine 3 tane ikili trabzanımızı ördüm. Araya sadece bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine geliyorum bir tane trabzan ördüm. Tıpkı bir önceki grupta yaptığımız gibi aynı zincir yuvasının içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. İkinciyi ördüm ve üçüncüyü ördüm. 3 üç tane trabzanımı bir yuvanın içerisine ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dördüncü yuvanın içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı buraya da örüyorum. 2 ve 3. Üç. Üçüncü kez 3 üç tane trabzanımızı ördüm. Şöyle görelim. Hemen bir tane zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başında doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine bir tane trabzanım ve hemen aynı yere 2 tane daha trabzanı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Toplamda 3. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi yarımlamak istemiyorum. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane trabzanı aynı yere örüyorum. Tıpkı burada diğer trabzanlarımda yaptığım işlemimin aynını tekrar ediyorum. Aynı yere üçüncü trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü zincirimin içerisine üç trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Yukarıdan bir zincir çekelim. Aşağıdan üç tane zincir atlayıp dördüncüye 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Sıramın sonuna doğru ilerledim. Bir tane zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine yine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanımı ördükten sonra en kenardaki bakınız bir tane zincirimizin olduğu yere bir defa başını doluyorum geliyorum ve bir tane trabzanımı son zincirime örüyorum başlangıçta bir tane kenar trabzanımız vardı bitişte de aynı şekilde bir tane kenar trabzanımızı örüyoruz şöyle gördüğümüz zaman arada üçer trabzanlarımız sadece bitiş ve başlangıçta dört tane trabzan görüntümüz var buradaki kenar olarak devam edecek olan bölümümüz şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım 1 2 3 4 bitiş yönünde 4 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü değiştiriyorum Evet tığımın başını doluyorum zincirimi çektikten sonra görmüş olduğum birer zincirlik bölümlerde trabzanlarımı örmeye başlayacağım burada 1 ve 3. trabzanlarımızı hemen buradaki zincirimizin üzerine öreceğiz İkinci yani ortadaki olan trabzanımız ise alttan alacağız. Sadece bu sıramıza mahsus olarak e, olacak bir detay. Daha sonra e, daha farklı öreceğiz. İlk sıramız olduğu için kurulumumuzu bu şekilde ayarlayacağız. Evet, 4 zincirimi hazırladım. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı hemen bir zincirimin içerisine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı ise aşağıda 3 tane zincir atlamıştım. Bakınız ortadaki ikinci zincirimin içerisine giriyorum. Şu şekilde. ipimi alıyorum. Şöyle biraz da uzatıyorum. Çekmemesi için aşağıdan itibaren ördüğüm için. Çekiyorum yukarıya doğru ve kapatıyorum. Yine ikili trabzan ördüm fakat biraz uzun olarak kaldım. Üçüncü trabzanımı yine üstteki zincirin olduğu yere örüyorum. Üç trabzanımızın biriyle üçünü zincirimizin içerisine iki ise alttaki tam ikinci zincirin içerisinden örerek yukarı doğru çıkarıyorum. Araya bir tane zincirimi çektikten sonra yine burada aynı işlemi yapıyorum. Tığımın başında doluyorum. Birinci trabzanımız zincirimin içerisine hemen örüyorum yukarıdan. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanım ise aşağıdan. Bakınız üç tane zincir atlamıştık. Tam ikincinin ortasına giriyorum. Biraz da uzun alıyorum ki trabzanım çekmesin. Ve üçüncü trabzanımı yine yukarıdaki yere örerek tamamlıyorum. Üç trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar. Giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdan ikinci zincirin içerisine ikinci trabzanımı uzatarak örüyorum. Üçüncü trabzanımı yine üstteki zincirimin içerisine örüyorum. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar bir trabzan, ikinci trabzanımı aşağıdaki ikinci zincirin içerisinden uzatarak örüyorum tekrar üçüncü trabzanımı yine aynı yere batarak örüyorum yukarıya Evet bu şekilde sadece ikinci trabzanımızı alttan ikinci zincirden çıkararak üçer trabzan bu üst kısımlara bir zincirlik bölümlere kurarak sıramızın sonuna doğru ilerleyelim trabzanlarımızı örerek son noktaya kadar geldik en son bir zincirimizin olduğu bölüme 3 tane trabzanımızı ördükten sonra yine bir tane zincirimizi çekelim ve kenardaki bakınız 3 tane trabzan ve kenar zincirden döndüğümüz bölümümüzü görmekteyiz. Çekmiş olduğumuz bir zincirden sonra bu 3 trabzanın üzerine herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın diğer trabzanlarımıza da yapmamıştık tığımın başını doluyorum kenardaki tek olan trabzanımın üzerine batarak bir tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde aynı renkten iki sıramızı 3 trabzan bir zincir şekliyle ördük birinci ve üçüncü trabzanlarımızı hemen zincirin içerisine İkinci trabzanımız ise alttaki 3 zincirin ikincisinin içerisinden çıkararak ördük ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum. Dilerseniz ipimizi koparıp başlayabilirsiniz. Dilerseniz götürebilirsiniz birlikte. Her ikisi de e, tamamen kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde tercihinizi yapabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektikten sonra iplerimi şu şekilde ayarlıyorum sıkıştırıyorum baştan bolluk ve potluk olmasın örgümün yönünü çeviriyorum örgümüzün yönünü çevirdikten sonra bir alt sırada bakınız kenar zincirimizden sonra hemen 3 tane trabzanımızın olduğu bölümümüzü görmekteyiz yine buradaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımızı örüyoruz bir alt sırada bakınız şurada yani hemen öreceğimiz sıranın altında İkinci trabzanı zincir içine yapmıştık. Burada ikinci trabzanımızı tam ortadaki trabzanın içerisinden alarak öreceğiz. Hemen kenar zincirlerimizi çektikten sonra tığımın başında doluyorum. Bir zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı ördükten sonra tığımın başında doluyorum. İkinci trabzanımı alttaki üç trabzanın tam ortasındaki yani ikinci trabzanın üzerinden batarak örüyorum. Biraz da uzatıyorum ki trabzanım çekmesin. Üçüncü trabzanı yine zincirimin içerisine örüyorum. Sadece ikinci trabzanımı alttaki ikinin içerisinden aldım. Birleri ise hemen yukarıdan ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir zincirin olduğu yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum ikinci trabzanımın için başını doluyorum ve aşağıdan bakınız ikinci trabzanın tepesinden batıyorum biraz uzatıyorum ve örüyorum üçüncü trabzanı yine yukarıdan bir zincir içerisine girerek örüyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak bir tane trabzan tekrar tığımın başını doluyorum ortadaki ikinci trabzanı batarak uzatıyorum ve ikinci trabzanımı bu şekilde örüyorum. Üçüncü trabzanımı da hemen boşluğa örüyorum. Ve üç tane trabzanımızın ikincisi alt sıradan olacak şekilde örüyoruz. Bir zincirimizi çekelim. Yine bir tane trabzan. İkinciyi alttaki ikinin üzerine batarak alıyorum ve uzatıyorum. Üçüncü trabzanımı yine aynı bir zincirin içerisine ve tekrar bir zincir çekiyorum ve sıramın başına kadar bu şekilde örerek ilerliyorum sıramın sonuna kadar örerek geldim en son bakınız bir zincirimizin olduğu yerdeyim tığımın başını doluyorum hemen ikinci trabzanıma batıyorum uzatıyorum ve üçüncü trabzanımı da yine zincir içerisine örüyorum Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Kenardaki şu görmüş olduğumuz trabzanımızın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve bir tane kenar trabzanımı örüyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Şöyle arkadan görelim. Bakınız önden şu şekilde örerek geldim. Gayet kolay. Sadece ortadaki trabzanımızı aşağıdan alıyoruz. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başında doluyorum. Bir zincirin olduğu yere geliyorum. Bir trabzan. ikinci trabzanımızı hemen ikinci trabzanımızın içerisinden yani aşağıdan alıyorum ve uzatıyorum. Üçüncü trabzanım yine boşluğun bakınız yani bir zincirin içerisinden bir tane zincirimi çekiyorum ve ilerliyorum bir trabzan ikinci aşağı ortadan alıyorum uzatıyorum ve örüyorum üçüncü trabzan yine tepe noktasında sadece ikinci trabzanlarımızı aşağıdan bağlayarak örüyoruz bir zincirimi çektikten sonra bir trabzan ikinci aşağıdaki ikinci trabzanın tepesinden 3. trabzanımı yine örüyorum, bir zincirimi çekiyorum, sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Sıramızın sonuna doğru örerek geldim bakınız. İki sıra sarımızı örmüştük, iki sıra beyazımızı ördük. Şimdi 3. bir renk kullanmak istiyorum ve bunun için önce beyazımızı tamamlayalım. Son bir zincirin içerisine yine 3 tane trabzanımı ördüm. 3. trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki üç trabzanımı atlayarak tığımın başını doluyorum ve kenardaki olan trabzanın tepe noktasına batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı buraya örüyorum. Şimdi burada iki sıramızı sarımızda tamamladığımız gibi beyazımızda da tamamladık. Üçüncü rengim için dilerseniz ipimizi koparabilirsiniz. Diğerinde geçişimizi yapmıştık. Bu kez bir zincir çekelim. Bakınız ipimizi koparalım. Kopardığımız yerden üçüncü rengimiz için örmeye başlayalım. Gri ipimi alıyorum. Eğer büyük battaniye falan örecekseniz biraz sıkıntılı olabiliyor. Hepsini aynı anda yürütmesi onun için kopartarak da örmeye bakalım. Bakınız tam kopardığım yerin üzerinden yani trabzanın içerisinden girdim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Her iki renkteki ipimi şöyle ikisini Güzelce birleştiriyorum. Tıpkı diğer rengimde başladığım gibi örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk bir zincirin içerisine bir tane trabzanımı hemen zincir içerisine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı aşağıdaki ikinci trabzanın içerisine girerek uzatıyorum ve örüyorum. Üçüncü trabzanımı yine zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Evet 3 trabzanım bu şekilde ördüm. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan zincirin içerisine ikinci trabzanımı aşağıdaki ikinci trabzan içerisinden uzatarak örüyorum. Üçüncü trabzanımı yine zincir içerisine örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzan. ikinci trabzanımı aşağıdan alıyorum. Ve üçüncü trabzanımı da örüyorum. Evet tıpkı sarımızda ve beyazımızda modelimizi kurduğumuz gibi bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyoruz. İki sırada grimizi ördükten sonra tekrar sarımızı ve beyazımızı renklerimizi sırasıyla dizerek örmeye devam edeceğiz. Şimdi aynı şekilde örerek biraz büyütmek istiyorum. Evet renklerimi sırasıyla örmeye devam ettim. Bakınız çok hoş bir model görüntüsü oldu. Her iki yönüyle de kullanabileceğimiz çalışmamız. Bakınız 3 renk üzerinde sırayla dağıtarak ördük modelimizi. Çok güzel battaneler. Ya da nerede kullanmak isterseniz ceketlerimizde, hırkalarımızda gayet güzel bir şekilde kullanabiliriz modelimizi. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.